Burada bir şey takılıyor. Şurada kalmış. Evet. Başladım. Merhabalar arkadaşlar. Saç kesimi istiyorsunuz. Benim fırsatım olmuyordu. Hazır fırsat bulmuşken size güzel modern bir saç kesimi çekeceğim. İnşallah işinize yarar. Yine öyle diyorum. Ben her zaman söylüyorum. Ben modern çizgileri, tarzları seviyorum. Müşterileriniz de ona göre oluşuyor. Makas izini sevmiyorum. Daha çok usturayla çalışıyorum. Makası belli yerlerde kullanıyorum. Aşağıya yer misiniz? Şimdi yapacağım kesimde buraları bombeli kısa yapacağız. Öne doğru biraz hafif uzun. Öndeki uzunluğa göre bir boy belirleyeceğiz. Hep enseden başlıyorum arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. Şu iki kulak arkasından ayırıyorum. Sistemli çalışırsanız istediğiniz saçları elde edersiniz. Şimdi eski usul çalışan arkadaşlar, işte tepeden başlayan var, yandan başlayan var. Ben çok doğru bulmuyorum. Belki doğru buluyorlardır ya da öyle çalışıyorlardır. Ama müşteriler bazen çok memnun olmuyor. Çünkü neden? Önde yapmak istediğimiz bir şey oluyor. Ama saçı baştan keserseniz önde bir aksiyon yapamazsınız yani. Ama şimdi ense boyumuz 3 aşağı 5 yukarı belli. Kısa olacak. Ondan sonra istediğimiz gibi uyarlayarak gidebiliriz. Şöyle biraz bunu soran arkadaşlar vardı. Enseyi biraz böyle saçaklı bırakabilirsiniz. Usturayla şöyle tarar gibi yapıp, hani makasla sonradan düzeltmezseniz şu şekilde bu saçaklı görüntüyü bırakabilirsiniz. Bu da çok tarz durur. Şöyle. Yine böyle sistemli olarak ayıra ayıra. Şöyle göstereyim. Tarağı dik tutun. Saçı dik alın. İstediğiniz uzaklığı belirleyin. Sonra aşağıya doğru yaklaşarak inin. Yaklaşarak inin ki şu açı olsun. Müşterim kafasıyla onaylıyor. O da kesimi öğreniyor bu arada. Birçok müşterim birçok işlemi öğrendi ben video çekerken. Ama Türkiye'nin hatta yurt dışından her yerden dualar alıyorum. İnsanların işine yarıyor. Ben de mutlu oluyorum. İlk başta her şey zordur arkadaşlar. Bir kere de belli şeye gelemezsiniz. Ama yapa yapa öğrenirsiniz. Kesinlikle arkadaşlar çocuklarda saç kesimi öğrenmeye çalışmayın. Hayatınızın hatası olur. Çünkü dünyadaki en zor şeylerden biri çocuk saçı kesmektir. Eğil dersin eğilmez, kalk dersin kalkmaz. Eğilme, yamulma dersin bir tarafa yatar. Kesersiniz bir bakarsınız geri kalktığında saç orantısız olmuş. O yüzden yetişkin insanlarda saç kesimi yapın öncelikle. Sonra iyice öğrendiğinizde çocuklarda. Çocuklarda öğrenmek sakıncalı. Ya da bir de hep şey vardır. Düz saç kesmek ne var düz saç kesmekte diye. Gerçekten düz saç kesmek en zorudur. Çünkü küçücük hatayı kabul etmez. Bakın burada da arkadaşlar şunu yapıyorum. Bunu yaptığım zaman ne oluyor? Hem saçın ucunu böyle sivrilikler veriyorum. Gördünüz mü? Saçın geçişi şu şekilde yumuşacık, sivri sivri oluyor. Şöyle. Bu şekilde. Ben kendi saçımda çok düz saçlarım var. Ustura merakım oradandır. Çok düz olduğu için saçlarım makas iz yapıyor. Herkes kesemiyor. Böyle şey gibi hani hatalı kesim gibi oluyor saçlarım. O yüzden usturayı gerçekten iyi kullanan insanların elinde ustura bir şeydir yani. Bir nasıl diyeyim, fotoğraf çizmek için bir fırça gibi bir şeydir. Çizersiniz yani. Gördünüz mü? Hiç şimdi buna ne ara makas ne ucuna bilmem kaç tur geçeceksiniz. Hiç gerek yok. Hep sistemle ayırıyorum. Ben liseden sonra okuluna gittim arkadaşlar. Ama sadece okulda teorik öğrenebilirsiniz. Bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlar mutlaka çalışsınlar. Herhangi bir yerden bir diploma belge alıp, hatta bazıları almadan iş yeri açıyorlar. Diploma hiçbir şey ifade etmiyor. Tecrübe başka bir şeydir. Ben çok gittim bedava çalıştım.
yarım gün vaktim oluyordu. Eleman istemiyoruz yarım gün diyorlardı. İstanbul'daydım. Para istemiyorum diyordum. Bedava çalıştım ama aslında bedava çalışmadım. Geleceğime yatırım yaptım. Şimdi yetiştirecek eleman bulamıyoruz. Kapıdan giren ücret soruyor. Her şeyden önce okul gibi düşünün bunu, eğitimini. Okula yıllarca milyarlar harcıyorsunuz ve 10 yılda atanmak için bekliyorsunuz. Ama bizler yetiştirecek ve günde kaç milyar kazanacak kişi bulamıyoruz yani. Görüyorsunuz hiçbir şey yapmadan direkt ustura darbeleriyle müşteri bu saçı kurutur ve çıkar. Yani fön gerektirmeden kullanabileceğiniz bir kesim. İlk kez mi kesiyorum size? Evet. İstanbul'da kesiyorum. Normalde ben getirdim. Hani kesimimiz güzel diye. Her şeyim güzel, sadece kesimim değil. Hayır, kesim istediği için öyle. Bak böyleyim arkadaşlar bir de. Çok mütevazıyım. Ya ben çok bizleştirdiğim için açıkçası saçlarım da çok yandı benim. O yüzden kestirmek istedim açıkçası. Bir şey söyleyeyim, şu sıcaklarda en mantıklı şey kısa kesin, saç. Yıkın. Benim en sevdiğim saç modeli, ben hep şey söylüyorum. Yıkayacaksın böyle, bir dağıtacağım fönle, evet. Formuna girecek. İşte dünyanın en güzel saçı o saç. Normalde zaten ben hep kısa severim. Ben severim açık olsun. Seviyorum. Ya şey, kaynak kışın falan bazen uzun saç. İstediğini yandı diye kaynak attırmış aralara da. Evet, yandı için. Kaynaklarda yine düzleştirici kullanınca çıktı yani. Tabii, evet. Tabii, şey, bağlantı noktalarına şey basarsanız ısı. Evet, evet. Çünkü ısıyla yapışan bir şey. O da gitmiş. Neyse, sökme ücreti ödememiş olmuşsunuz. Bazı müşteriler de kaynağı şimdi şey gibi görüyor, bir emanet saç gibi. Diyorum ki kendi saçınız gibi kullanacaksınız. Şimdi arka böyle oldu arkadaşlar. Şimdi şu şekilde öne doğru uzayarak geleceğiz. Yine sistemli bölersek her zaman hatasız, kusursuz olur. Ve çıkarabilir mi istiyorsanız? Benim için sakıncası yok. Çıkarabilirsiniz yani. Ben sizi rahat çalışın diye. Zaten ben onu tarakla çıkarırım. Emin olun birazdan. Bak şimdi olduğu gibi çıkardım bile. Şu uzunluk iyidir galiba, evet, değil mi? Evet, ben zaten öyle istiyorum. Tamam, şöyle. Müşterinizle her zaman şey çalışın. Bir de arkadaşlar, müşteri size fikirlerini sorar. Mesela bu modeller yanakları yuvarlak, yüzü yuvarlak insanlara çok güzel olur. Biraz daha aşağı indirirseniz yanağın yarısını örter, ince bir yüz yapar. Hani bu tür bilgileriniz de olursa müşteriler her zaman... Yine devam ediyoruz. Mesela şimdi isterseniz buraya çok kat vermeyebiliriz. Çünkü saça baktım, çok yoğun değil, vermeyi düşünmüyorum. Neden? Bazen çok hafif hareket yapabilirim hiç burayı inceltmeden. Ama bayanın saçı şimdi çok yoğun değil. Şurada bir kat vereyim derseniz burası cılız kalır. Onun için şu şekilde gidiyorum ama minicik hareket verebilirim. Şunun gibi. İşte şu şeyi, minik hareketleri makasla, yani çok profesyonel arkadaşlar tabii ki verebilir, yapabilir ama çok profesyonel olmayanlar şu kadar küçük geçişleri makasla çok zorlanır. O yüzden usturayı yine tavsiye ederim. Bir de hep şey var toplumda arkadaşlar, ustura saçı kırıyor. Böyle bir şey yok. Dünyanın en büyük yalanı diyorum ben ona. Usturanız körse kırar. Makasınız da aynı şekilde körse güzel kesmez. Saçı parçalar yani. Evet, burada da kaynak şey kalıntılarımız, evet, var. Keratin kalıntılarımız. Şu şekilde hafif hareket vererek iniyorum. Birdenbire ilkokul çocuğu gibi durmasın uçta. Ama bir yoğun bir kat değil. Saçın ucunu sivrilterek, yumuşatarak indiriyorum. Ben böyle modern saçları çok seviyorum. Bayılıyorum. İşte bununla denize gidin, tatile gidin, yıkayın, çıkın. Yıkaçık modeli. Şimdi ben müşterime sordum, bu tarafa kullanıyor. Böyle modern saçlarda çok eşitlemeye çalışmayın arkadaşlar. Hatta müşteriniz kabul ederse hafif asimetrik yapabilirsiniz. Hani bir tarafı biraz daha belirgin, bir tarafı biraz daha arkada tutabilirsiniz.
Şu şekilde küçük küçük, çok hunharca bastırmayın. Bunlar da püf noktalıdır, noktalarıdır yani. Ben 19 yıl Eskişehir'de işlerim vardı arkadaşlar. Bazen elemanım olmadığında çok saç kestirmek için yer aradım. Ama ustura kullanmayı bilen çok az insan var. Yani şu an yeni nesil çok fazla kullanmıyor. Ama ustura candır. Şu şekilde minik minik hareketler veriyorum. Gördüğünüz gibi hiç saçı azaltmadım. Şu şekilde, şu şekilde de indiğinizde hiç sıfır hata. Saçın ucunda da gördüğünüz gibi bir yumuşak sivrilikler var. Bunlar kuruduğunda kendiliğinden şekil alacak. Şimdi bu son parçamız. Buradan da arkadaşlar biraz böyle gelir misin? Şurayı biraz arkaya da alıyorsunuz. Çünkü bazen böyle saçı şuradan geri atarız ya. Buradan da arka yana doğru bütünleştiriyorsunuz. Şu şekilde yan yana alıyorum. Hani sivrilterek, hareket vererek, çok kısaltmadan. Burada aslında alttaki saçla onları denkleştiriyorum ama şey yapmıyorum. Kısaltmıyorum. Böyle ben sessiz çalışmayı hiç sevmiyorum. Müziğim mutlaka olacak. Müzik olunca ses arkada kalıyor. Şu geçiştir. Şimdi bu tarafa geçtim. Bu taraf diğer tarafta eşit mi olsun? Yoksa hafif asimetrik bir şey olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Evet. Müşteri benim kafadan çıktı. O yüzden biraz daha burayı şey tutacağım. Biraz daha şey tutacağım. Çok fazla değil. Çok fazla bile olabilir. Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Nerede? Kartal'da. Kartal. Evet, Kartal. Maltepe yakındı değil mi? Evet. Evet, şimdilik. Ya evet. Ama düzleştiricilik bir işiniz yok ki sizin. Sizin saçınız çok şey değil, hani yoğun kabaran falan bir saç değil. Bence zaten kabartın biraz, daha güzel durur. Şu şekilde hem sivriltiyorum hem geçiş veriyorum arkadaşlar. Bu tamamen resim çizer gibi. Hani bu saçı nasıl görmek istiyorsanız şu şekilde. Geçişi nasıl görmek istiyorsanız şöyle devam edin. Mesela burada da klasik saçlardaki gibi yapmayın. Mesela nereden başlasın istiyorsunuz? Çok hafif geçin. Biraz şurada şeyi kalsın. Ya da şöyle taradığınızda güzel bir görüntü olsun. Şimdi bunu kulağın hemen şöyle az, hemen sıfır gibi kulakla yapıyorum. Öbür taraf daha uzun duracak. Ondan sonra... Ben de ters seviyorum zaten. Evet, biraz tarzlarımız uydu. Kısa. Evet. Biraz daha inceltim ki belirgin olsun. Hatalı kesim gibi olmasın. Böyle her şeyde gözüme mesela baktığımda hoş nasıl görünecekse o şekilde küçük küçük dokunuşlar da yapıyorum. Çünkü müşterimizin buraları biraz seyrek. Hani normal şeye göre biraz daha seyrek ense saçları. Şimdi gelelim bu tarafa. Ama burayı da çok böyle şey yapmak istemiyorum. Hem o tarafa uysun hem bu tarafa uysun istiyorum. Çok şey istiyorum. Şimdi burayı yapayım. Bir de öbür taraftan kontrol edeyim. Şu şekilde. Şimdi bu mesafeyi sorabilirsiniz. Bu mesafe arkadaşlar, isterseniz buradan kılavuz alın. Ben artık beynimde o kadar oturmuş ki hani yapmak istediğim, çok kılavuz almıyorum ama hepsi aynı çıkıyor. Artık 25 yıldır kese kese kese, 30 yıl diyelim hatta. Ara verdiğimi saymadım. Şu şekilde geçişleri tekrar tekrar bakarak.
Burada da her kestiğinizde çok dalmayın. Sadece böyle tarar gibi, bakar gibi, kontrol eder gibi. Eğer her kestiğinizde dalarsanız bir bakarsınız saç bitmiş. Hani böyle kibar kibar çalışın. Az az kesin. Şu şekilde sadece şu an geçişlerini. Şimdi bu tarafı da kestim arkadaşlar. Şöyle şu saçın ön duruşunu alır mısın? Şimdi şurayla şuranın geçişini vereceğim. Oradan görünüyor mu? Şu tarafa geç. Şimdi ne yaptık? Asimetrik olacak ya. Burayı kısa yaptık. Burayı tutup çok kısaltmayacağım. Sadece şu şekilde küçük 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 küçük. Çünkü burası uzun tarz dursun istiyorum ya. Mesela ama müşterime soracağım. Burada küçük bir hareket olsun mu? Olsun. O da çok tarz olur çünkü. Bak müşterim tam benim kafadan. En sevdiğim müşteri. Şimdi ne olacak? Buradan tarz gelecek. Burada uzunluğu olacak. Çok da güzel olacak. Ama böyle bir klasik kâkül gibi olmayacak tabii. Hafif yine yatay geçecek. Şu şekilde. Burada saçımızı zaten belirledik. Burada da şu şekilde minik 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 minik. Çünkü saçımız çok yoğun değil. Gür bir saç olsa daha fazla girebiliriz arkadaşlar. Biraz daha hareket verebiliriz. Ama saçımız çok yoğun olmadığı için ona göre çalışıyoruz. Buraya hareket veriyoruz ama abartırsak buradaki saç bu sefer küçücük kalır. Hoş olmaz. Şimdi sadece şu noktaya hafif minik hareketler. Çok kısaltmadan. O da böyle dümdüz durmasın diye. Sonradan karıştığında. Şu şekilde. Şimdi saçın hiçbir şey olmamış hali bile çok güzel. Bence çok ters. Böyle kurutunca da şimdi şey olarak şöyle genel olarak bir diz. Mesela minicik şuraları alacağım. Çok bu şeyleri bozmayacağım özellikle. Şu çıkıntıları bırakacağım. Şu alttaki ince tüyleri alacağım. Saç gördüğünüz gibi arkadaşlar. Genel olarak geçişi. Diğer tarafı da. Bakın hiçbir makas izi, bir şey, nasıl yumuşak sivrilikler var. Şimdi ben size bir de kurutunca göstereceğim. Tam modeli göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar normalde kesimim bitti. Bir de size bazı arkadaşlar da şey soruyor. Makasla bu geçişi nasıl veriyorsunuz diye. Şu şekilde alın. Şu şekilde. Ben şimdi zaten kesimim bittiği için, saçı çok kesmek istemediğim için şu şekilde kaydırın. İstediğiniz uzaklıkta, istediğiniz şeye kadar, yere kadar kaydırdığınızda yine aynı düz çizgi olur. Tamamdır. Şimdi kurutayım. Kuruttuk arkadaşlar. Hiç fön, fırça darbesi, hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim. Şöyle de. Kuruturken de mümkün olduğunca hacimli kabartarak kurutun ki saç kendini göstersin. Gördüğünüz gibi burada hiçbir incelme olmadan çok güzel geçişleri oldu. Arkada bombesi var. Çok tarz, çok güzel bir saç oldu. Bir de müşterime İrlanda kızılı önerdim. Efsane güzel olur bu modele. Şu şekilde. Önünü istediği gibi ister şöyle yatırabilir. İster böyle dağıtabilir. İstediği gibi kullanabilir. Ve fönsüz hali bu arkadaşlar. Yani kestiğiniz saç fönsüzken güzelse o saç güzeldir yani. Yoksa fönlüyken hiçbir şeyi yok. Güzel olan saçın bir önemi yok yani. Ayaklarını bile altına al.